Yıldırım Belediye Başkan Yardımcımız Osman Gazi Belediye Başkanımız, kıymetli Cumhuriyet Başsavcımız, Bursa Parlamenterler Birliği Şube Başkanı Hazreti Mevlana'nın kıymetli evlatları, değerli Çelebi ailesi, muhterem Mevlevi Dede Efendiler, güzel Bursa'nın güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca restorasyonu tamamlanarak yeniden ihya edilen Bursa Mevlevi Hanesi ve Müzesi'nin açılış programı için yeniden bir aradayız. Böylesine güzel bir mekanda, nadide bir topluluğun huzurunda, hayırlı güzel bir merasimin açılış arefesinde son derece heyecanlı, bir o kadar da mutluyuz. Saygıdeğer Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz açılış programını şereflendiren tüm katılımcılarımızı zarafetle, sevgi ve saygıyla yürekten selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer Bakanım, kıymetli misafirler, törenimizin selamlama konuşmaları öncesinde, şanla şerefle 100. yılına eriştiğimiz Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le mukaddes vatanımız için göğsünü siper eden kahraman şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş manevi şahsiyetleri ve Türk büyüklerini rahmet ve minnetle anıyor bir vesile kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Saygıdeğer hazırın, şimdi sizleri önce saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı hep birlikte okumaya davet ediyorum. Lütfen dikkat, İstiklal Marşımız. Saygıdeğer Bakanım, değerli konuklar, kapanışından 98 yıl sonra şehrimize bir vefa borcu addederek Bursa Mevlevi Hanesi'nin açmanın ayrı gururunu yaşarken şimdi sizleri Bursa Mevlevi Hanesi'nin dünden bugüne enfes bir dilde hikayesinin anlatıldığı filmimizi beğenilerinize sunuyoruz. Ümitsizlikten sonra nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var. Duyan gelsin.
derun içre bugün Allah. Şükür yükünü yüklenmeli. Kün. Efendim, Bursa'mızın her noktasında ayrı bir yaşanmışlık, ayrı bir huzur var. 400 yıllık Bursa Mevlevi Hanesi dün akşam küllerinden yeniden doğdu. Sema yürüyüşünü ve sema mukabelesini hep birlikte gerçekleştirdik. Çok şükür. Bugün burada saygıdeğer Kültür ve Turizm Bakanımızla birlikte çok özel, çok kıymetli konuklarımız var. Hazreti Mevlana Efendimizin 22. kuşaktan evlatları aramızdalar. Onlardan Esin Çelebi Bayruğu Hanımefendi teşrifleriyle bizleri mutlu kıldılar. Kendilerini, konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınızı arz ediyorum efendim.
Muhterem dostlar, biz inanırız ki Hazreti Mevlana'dan bahsedilen yerlere, onun mekanı sayılan yerlere onun misafirleri gelir. Şu anda bir Mevlevihanede misafiriz. Hepimiz hoş geldik efendim. Eyvallah. Bilindiği gibi Mevlevilik Hazreti Mevlana'nın öğretilerini gelecek nesillere aktarmak üzere oğlu Sultan Veled, talebesi Çelebi Hüsamettin ve torunu Ulu Arif Çelebi tarafından kurulmuş, yüzyıllar boyunca o soydan gelen Çelebiler arasında seçilen makam Çelebisi tarafından idare edilmiştir. Hazreti Mevlana hayatta olduğu dönemde insanların birlik içinde uyumlu yaşaması, yardımlaşma, birbirine hoş görme ve ötekileştirmeme, aynı zamanda da insanların eğitimle kendini yetiştirmesi hususunda öğüt vermiş, eserlerinde bu konulara sıkça işlemiştir. Vefatından sonra onun bu öğretilerini nesilden neslere aktarabilmek için türbesinin bulunduğu ve günümüzde Mevlana Müzesi olarak adlandırdığımız alanda ilk Mevlevihane kurulmuştur. Türbenin etrafında kurulan bu ilk Mevlevihane, Asitane-i Aliye olarak adlandırılmıştır. Mevlevihaneler, 1001 günlük eğitimi verebilen asitaneler ve bunlardan daha küçük olan eğitim teşkilatı bulunmayan zaviyeler tarafından günümüze kadar bu bilgileri taşımışlardır. Asitaneler diğerlerine göre daha merkeziydiler, daha örgütlü bir yapıları vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok şehrinde, hatta pek çok köyde dahi zaviyeler kurulmuştur. Konya'da başlatılan bu manevi eğitim olgunlaşma merkezi kısa sürede Anadolu olmak üzere Selçuklu, özellikle Osmanlı döneminde 3 kıtaya yayılmış ve tarih boyunca 150'ye yakın Mevlevihane kurulmuştur. 80 kadarı günümüzde ülkemiz sınırları içinde bulunan bu Mevlevihanelerin merkezi Konya olup 1615 yılında tesis edilen Bursa Mevlevihanesi de diğer tüm Mevlevihaneler gibi buraya bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 400 yıllık tarihi boyunca birçok şair, yazar, sanatçı, gönül insanı yetiştirmiştir Bursa. Bugün tarihimize ve kültürümüze vefalı bir açılışın vesilesiyle hep birlikteyiz. Tamamen yok olup temelleri bile bulunamayan Bursa Mevlevihanemizin yeniden doğuşuna şahit oluyoruz. Özellikle ülkemizde bulunan ve atıl bir halde kaderine terk edilen Mevlevihaneler, Tokat, Çanakkale, Kasımpaşa, Bahariye, Antalya başta olmak üzere birçok Mevlevihaneyi restore ederek günümüze kazandırmamızı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, bağlı müdürlükler, ilgili belediyelerimize çok teşekkür ederim. Biz Mevlana ailesi, uluslararası ve Mevlana Vakfı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız, belediyelerimiz, ilgili akademisyenler, gelenekten gelen temsilciler ile birlikte çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Mevlevihaneleri ve manevi değerleriyle Mevleviliği yurt içi ve yurt dışında tanıma yolunda gayret sarf etmekteyiz. Hani Hazreti Mevlana'mızın Mesnevisinde madem ki bir ağaç diktin onu sula dediği gibi yapılan bunca maddi manevi çalışmaların karşılığını bulması gerekir. Bu gönül ve kültür mekanlarının amacı
doğrultusunda ehil kişilerin kültürümüzü yaşatması ve insanlarımıza faydalı olması en büyük dileğimiz ve duamızdır. Değerli dostlar, bir arada bulunma vesilemiz olan Bursa Mevlevi Hanemizin 400 yıllık tarihinde yeniden vücut bulmasında katkıları bulunan, bu manevi görevde yer alan tüm kahramanlarımıza, adsız kahramanlarımıza teşekkür ederim. Sözlerimi burada tamamlarken Bursa Mevlevi Hanemizin banisi Cunoni Ahmet Dede'nin ve Bahtiya Bendesi Ol Hazreti Mevlana'nın taht manada odur padişahı devranın diyerek manevi sultan Hazreti Mevlana'ya hayranlığını dile getiren ve Bursa diyerek Bursa Mevlevi Hanesi'nin inşasını sağlayan Sultan 1. Ahmet'in ruhu şad olsun. Vaktimiz, anımız hayır olsun, aşk olsun, aşkımız cemal olsun, cemalimiz nur olsun inşallah. Eyvallah. Kıymetli Çelebi'm, çok teşekkür ediyorum efendim. Tarihi mirasımıza sahip çıkmak, korumak ve geleceğe aktarmak bizim asli vazifemiz. Bu güzel mekanda bu ulvi hitabın muhatabı olmak gayesiyle bu anlamda bize ön açan, yol gösteren, bu manevi hazzı yaşamamıza vesile olan ecdat emanetlerimizin özde teminatı, Karim Şeyh'imizin hizmetkarı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nurak Taşı takdimimdir. Saygıdeğer Kültür ve Turizm Bakanım, çok değerli valim, çok kıymetli milletvekillerim, değerli il başkanım, çok değerli kaymakamlarım, çok değerli belediye başkanı arkadaşlarım, Hazreti Mevlana'nın evlatları, başta Esin Çelebi hanımefendi olmak üzere, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli Mevlana dostları, Mevlana aşıkları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Bakanım, bugün teşriflerinizle gerçekten çok ciddi onurlandık ve güzel işlere de vesile oldunuz. Öncelikle Sayın Bakanımızı sabahleyin valimizle, il başkanımızla birlikte Yenişehir Havalimanı'ndan aldık ve akabinde Sayın Bakanımız Uludağ'da bazı incelemelerde bulundu ve yine oradaki yatırımcılarla, otel işletmecileriyle güzel toplantılar yapıldı. Malum alan başkanlığı süreci başladı. Alan başkanımız da oradaydı. Belirli talimatlar verdiniz ve inşallah onların takip edilmesi noktasında gereğini de yapacağınıza biz yürekten inanıyoruz. Yine tarihi binamızdaki bazı istişarelerde bulunduktan sonra da bu güzel mekanın açılışı için bir aradayız. Kıymetli Bakanım, siz de iyi biliyorsunuz, Bursa'da yaşayan herkes de biliyor ama Bursa bir rüya şehirdir. Gecesi ayrı güzeldir Bursa'nın, gündüzü ayrı güzel, yazı ayrı güzeldir, kışı ayrı güzel. Baktığınız her noktada binlerce yıllık yaşanmışlıkları görürsünüz. Sokaklarınızda gezinirken bir yanda Orhan Gazi'nin kuruluş günlerinde gök kubbeye yükselen nöbetlerini dinliyorsunuz. Bir yanda Evliya Çelebi'nin hayranlıkla bakan gözlerine denk geliyorsunuz. Bir yanda Osman Hamdi Bey'in tablosuna yansıttığı resmi temaşa ediyorsunuz. Bir yanda da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'yı metheden satırlarını ve mısralarını okuyorsunuz. Velhasıl ülkemizin her bir şehri güzel ama Bursa'mız ayrı bir güzel. Bundan dolayı Lami Çelebi'den İshak Paşa'ya, Behişti'den İsmail Beli'ye kadar birçok şair kağıdı kalemi eline alıp şehrengiz yazarak Bursa'nın güzelliklerini anlatmaya çalışmışlar. Bursa farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ama özellikle erken dönem Osmanlı'nın izlerini ziyadesiyle bünyesinde taşıyan altı padişaha, onlarca evliyaya, Allah dostuna da ev sahipliği yapan
çok kıymetli bir şehir açıkçası. Tabii bizler bu kıymetli zenginlikleri Sayın Bakanım sizin öncülüğünüzde, Sayın Valimizin destekleriyle, il özel idaresi bütçemizle, beraberinde Büyükşehir Belediye'mizin imkanlarıyla, ilçe belediye'mizin katkı ve destekleriyle tabir yerindeyse nakış nakış işliyoruz. Her bir köşesinde bir iz bırakıyoruz desem hiç de mübalağa etmemiş oluruz. Az önce bizatihi sizler de yaya olarak gezdiniz. Esnaflara selam verdik. Karşı ve Anlar bölgesinde 40 senedir hayaldi. Allah'a hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın yine çok değerli Çevre ve Şehircilik Bakanımız, önceki dönem Bakanımız Murat Kurum'un destekleri ve yine sizin de destek ve katkılarınızla Tarihi Çarşı ve Anlar projemiz ilerliyor. Şükürler olsun o kötü yapılar yıkıldı ve güzellikler bir bir ortaya çıkıyor. Tabii 480 dönümlük alanda UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu alan inanıyorum Bursa'nın zaten en özel alanlarından bir tanesi ama gelecekte de inşallah bu noktada çok daha büyük bir sorumluluğu üstlenecek bu alan. Sayın Bakanım, zindan kapıyı restore ederek modern sanatların sergilendiği bir kültür sanat merkezine dönüştürdük. Tophane Meydanı ve Saat Kulesi'ni restore ederek Bursa'nın önemli bir buluşma noktası haline döndürdük. Bursa'mızın incisi İznik'te İstanbul Kapı'nın ardından Yenişehir Kapı ve Roma Tiyatrosu'nda restorasyon çalışmalarımız son aşamada. Sizin de desteklerinizle inşallah biz 2024'te müjdeli haber almak ve İznik'in UNESCO Dünya Mirası listesine girdiğine şahit olmak istiyoruz. Daha sayabileceğim o kadar çok restorasyonlar var ama ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sizin huzurlarınızda bir kez daha Sayın Bakanıma çok çok teşekkür ediyorum. Eylül 2021'de bizatihi Sayın Bakanımın sunumlarıyla Türk Dünyası Bakanları'nın arasında biz 2022'de Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasını istiyoruz demiştiniz. Ve sağ olsun hiçbir bakanımız da bunu reddetmeyerek geçen yıl dolu dolu organizasyonlar yaptık. Binlerce misafiri burada ağırladık ve bundan dolayı da bundan hem şehir ekonomik anlamda istifade etti ama her şeyden öte değerlerimizi çok daha farklı kesimlere de gösterme imkanına sahip olduk. Kıymetli Bakanım, sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Çok kıymetli Esin Hanım da az önce ifade ettiler. Bu mekan 400 küsur yıllık bir mekan ama maalesef 98 yıl öncesinde tekkelerin sırlanmasıyla birlikte Bursa Mevlevihanesi 20. yüzyıldan itibaren mescit, karakol, askeri depo ve son olarak da su deposu gibi farklı işlevlerle kullanılmış. Allah'a hamdolsun ben de 19,5 yıllık belediye başkanlığımda ilçede, büyükşehirde bir sürü güzelliklere vesile olduk. Öncülük ettik, aracılık ettik. Bir şekilde işin yanında yakınında olduk. Lakin en büyük haz aldığım projelerden bir tanesi diyebilirim. Ben inanıyorum ve ümit ediyorum ki dün akşamki yürüyüşte de ifade etmiştim. İnşallah Bursa'nın sokaklarına bu sevgi, bu aşk, bu muhabbet dalga dalga yayılacak inşallah. Ve bu noktada tabii ki bu işin bu noktaya gelmesinde çok önemli insanlar var. Benim onları isimlerini zikretmem lazım. Çünkü gerçekten burada sadece türbenin bir kısmı vardı. Diğerlerinin hiçbiri yoktu. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Genel sekreterimden, genel sekreter yardımcıma, ilgili daire başkanlığından, diğer ekip arkadaşlarımıza, çalışan müteahhitimize çok teşekkür ediyorum. Tabii Bursa Mevlevihanesi'nin yeniden ihya ve inşası için gayret gösteren Profesör Mustafa Kara hocama ve çok değerli abimiz, büyüğümüz Safiyettin Erhan hocama çok teşekkür ediyorum. Yine bütün bu süreçte yaptığı akademik çalışmalarla ve bize yol gösteren yine Bursa Mevlevihanesi adlı eseri de bu esnada kazandıran Profesör Hasan Basri Öcalan hocama çok teşekkür ediyorum. Bursa Mevlevihanesi son post işini Mehmet Şemsettin Efendi'nin 4. kuşak torunu Nesibe Günal Kal hanımefendi Bursa Mevlevihanesi'ne 133 tane eser bağışladı. İnşallah birazdan müzeyi gezdiğinizde görecekseniz hepsi birbirinden kıymetli eserler. Hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Yine Bursa Mevlevihanesi için aylardır semazen yetiştirme noktasında büyük katkılar alan Postniş'in Fahri Özçakıl hocama çok teşekkür ediyorum. Mevlevihanedeki çalışmalarından dolayı Hattat Hüseyin Kutlu hocama, öğrencisi Ömer Yıldız'a, Mutrip ekibindeki çalışmalar için doçent Zinnur Kanık hocama da özellikle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hazreti Mevlana ilim ve irfan hikmetle yoğurduğu mesnevisiyle Anadolu mayasının oluşmasında
millet olma şuurunun yerleşmesinde büyük katkılar sağlamış mutasavvıf ve mütefekkirdir. Mevlana Hazretleri'nin vuslatının 750. yıl dönümü olan ve yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu yıl bildiğiniz gibi Mevlana yılı ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Mevlana yılı ilan edildi. Bu yıl içerisinde bu inşanın, bu güzel eserin hayat bulmuş olması ziyadesiyle bizleri mutlu etti. Onu da ifade etmek istiyorum. Sözlerimi tamamlarken bu güzelliklerde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle turizm çalışmalarımızla alakalı, restorasyon çalışmalarımızla alakalı bizlere öncülük eden, abilik eden, önderlik eden, destekler ve katkılar sunan, bugün de gerçekten yoğun programlarına rağmen, aslında dün gelecekti Sayın Bakanım ama yine Bakanlar Kurulu çıkınca sağ olsun kırmadı, bugün bizimle beraber oldu. Sayın Bakanım çok kıymetli Mehmet Nuri Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun diyorum. Kendisi için sizlerden bir alkış istiyorum. Evet, sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Sağ olun, var olun. Bu güzel mekan Bursa'mıza hayırlı olsun. Allah'a emanet olun efendim. Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'a biz de şükranlarımızı sunuyoruz. Bursa farklı kültürlerle zenginleşerek gelişmiş, insanlık tarihine damga vurmuş bir medeniyetin mirasçısı. Medeniyet şehri olmanın yanı sıra bir hoşgörü şehri de olan Bursa'mızda ecdat emanetine ve bizi biz yapan kadim değerlere sahip çıkmanın nedenle önemli olduğunun farkındayız. Mevlana Hazretleri'nin insanlığa kazandırdığı değerleri yaşamayı temenni ediyor. Bu anlamlı açılış merasiminde hitaplarını gerçekleştirmek üzere saygıdeğer Bursa Valimiz Mahmut Demirtaş'ı huzurlarınıza arz ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli konuklar, saygıdeğer Bursalı hemşehrilerim, değerli basın mensupları. Bursa'mızın kültür dünyasına yeniden kazandırılan Bursa Mevlana'sı ve Müzesi'nin açılış törenine hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Yoğun programlarına rağmen açılış törenimize teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyor. Kadim kentimiz Bursa'ya tekrar hoş geldiniz diyorum. Sayın Bakanım, kıymetli konuklar, öncelikle 98 yıl aradan sonra Bursa'mızın kadim mirası Mevlevi Hanemizin yeniden ihyası çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Osmanlı'nın ilk başkenti olması sebebiyle zamanla cazibe merkezi haline gelen Bursa, ilim, irfan ve sanat dünyasına da kucak açmıştır. Böylelikle 14. yüzyıl Bursa'sı üretim ve ticaretin olduğu kadar tasavvufun da merkezi haline gelmiştir. Bu dönemde Bursa tekkelerinde tasavvufi terbiyenin en güzel uygulanmaları buralarda hizmet eden gönül insanları marifetiyle gerçekleştirilmiştir. Bu mekanlarda inşa edilen gönüller ve o gönül sahiplerini vücuda getirdiği binalarla şehrin tabi güzelliği taşlandırılmıştır. Tasavvuf bahçesinin farklı renk ve kokuda çiçeklerine ev sahipliği yapan bu kadim şehirde Erguvan Bayramı ile bir nevi her yıl tasavvuf kurultayı gerçekleştirilmiştir. Sayın Bakanım, kıymetli konuklar, İşte bugün tasavvuf bahçesinin farklı bir rengi olan Mevleviliğin 98 yıl önce önemli merkezlerinden birinin bir terbiye ocağının açılışını yapıyoruz. Burada Ahmet Cununi Hazretlerinin ruhunun şad olduğu Mevlevihanede yine eski günlerde olduğu gibi terbiye ocağının yanmaya devam edecektir. Bu terbiye ocağının hem insanımız hem de Mevlana'nın çağlar aşan davetine icabet eden dünyanın dört bir yanından misafirimiz nasibini alacak, Anadolu'yu asırlar ötesinden aydınlatan tasavvuf kandili Bursa Mevlevihanesi'nde sonsuza dek yolumuzu aydınlatacaktır. Bu meyanda
kentimizin maddi ve manevi tarih, kültür ve medeniyet mirasının ortaya çıkarılması, ihyası ve korunması noktasında önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yürüteceğimiz çalışmalara ve projelere şahsınızın ve hükümetimizin desteklerini esirgemeyeceğine de yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle açılışını gerçekleştirdiğimiz Bursa Mevlevi Hanesi ve Müzesi'nin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kadim eserinin açılışlarında bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bakanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Mevlevi Hanenin ve Bursa'mızın tekrar kazandıran bu müzenin kazandıran Sayın Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, belediye personelimize ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Bursa Valimiz Mahmut Demirtaş'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Mevlana Hazretleri'nin vuslatının 750. yıl dönümü olan 2023 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mevlana yılı ilan edildi. Bursa Mevlevi Hanesi'nin yeniden inşasının bu önemli yıla denk gelmesi de ayrıca gurur meselesi. Şimdi ise Bursa Mevlevi Hanesi ve Müzesi'nin resmi açılış programına katılımlarıyla bizleri onurlandıran, heyecanımıza ve sevincimize ortak olan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u hitaplarını gerçekleştirmek üzere huzurlarınıza arz ediyorum efendim. Saygıdeğer milletvekillerim, sayın valim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli misafirler, Sayın Esin Buyru Çelebi ve değerli konuklar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bursa Mevlevi Hanesi açılış programında bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Mevlevilik, Mevlana Hazretlerinin manevi yol göstericiliğini bir merkez etrafında kurumsal hale getirme çabasıyla ortaya çıkmıştır. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in tasvibi ve Hüsamettin Çelebi'nin takibiyle Konya'da inşa edilen türbe, Mevlana Hazretlerinin aziz naaşını saklamasının yanında ilk Mevlevi dergahı olma özelliği de taşımaktadır. Mevlihaneler tarih boyunca toplumun her kesiminden insanın manevi hayatına tesir etmişlerdir. Mevlevilik tabiri caizse hem iç hem de dış güzelliğe odaklanmıştır. Böylece müntesipleri bir yandan kamil insan olurken diğer yandan da güzel sanatlara verilen önemle dergahlardan pek çok sanatkar yetişmiştir. Özellikle musiki alanında Nutki, Osman Selahattin, Kutbin Nai, Osman, Selim, Abdülbaki Nasır, Hamamizade İsmail, Ahmet Celaleddin Zekai ve Fahrettin Dedelerle Itri, 3. Selim ve Rauf Yekta Bey iz bırakmış isimler oldular. Ancak bu ilim, Mevleviliğin dergaha kapanıp dışarı ile ilgilenmeyen bir yapı olduğu zannı da uyandırmamalıdır. Zira Hazreti Mevlana'dan feyzle devletin dirliği, milletin huzurunu esas alan Mevlevilik, ülkenin bekası için her zaman hassas olmuştur. Devlet, millet her zora düştüğünde, mesela özellikle 18 ve 19. yüzyıllarda peş peşe savaşlar yaşanırken, Mevlevi dergahları sosyal dayanışma ve yardımlaşma görevi üstlenmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda tren hattına yakın Yenikapı Mevlihanesi'nde bir hastane kurulmuş, Galata Mevlihanesi'nde yardım toplanmış, Kıbrıs ve Girit gibi adalardaki mevlihaneler zulüm gören Müslümanlar için bir sığınak, Anadolu'ya bir geçiş noktası olmuş. Mücahiddin-i Mevlevi Alayı adını taşıyan Gönüllü Alayı Filistin cephesinde çarpışmıştır. Değerli misafirler, Mevlevilikte tarikatın esası aşk, marifet ve hizmettir. Mevlana Hazretleri'nin nezdinde en kutsi vazife çalışmak olduğundan dergahta ilerleyebilmek hizmet endeksliydi. Bir yandan manevi yolculukta derinleşirken diğer yandan da hem dergah içi günlük işler hem de bir sanatta ihtisas sahibi olunmaya gayret gösterilirdi. İşte içinde bulunduğumuz Bursa Mevlihanesi de bütün bu özellikleri bünyesinde taşıyan bir dergahtı. 1615 yılında Sultan 1. Ahmet'in isteğiyle Cünuni Ahmet Dede tarafından inşa edilen dergah,
gerek Bursa dışından gelenlerin manevi hayatını olgunlaştırırken güzel sanatlar alanında da bir mektep vazifesi görüyordu. Burada 4 asır boyunca sema, meşler, hat, tesip, duvar ve tavan işlemeciliği, ahşap oyma alanlarındaki incelikli çalışmalar yapıldı. Aynı yıllarda Bursa'ya gelen Evliya Çelebi bu dergahın diğer dergahlardan daha büyük olduğunu da yazmıştı. Bursa Mevlânesi'ne gösterdikleri ilgiden, ihtimamdan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Sayın Başkan Alinur Aktaş ve çalışma ekibine, bu güzide mekana emek veren işçi, usta ve sanatçı arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Mevlana Hazretlerini bir kez daha rahmetle anıyor, siz değerli misafirlere saygılar sunuyorum. Efendim çok kıymetli bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a biz de çok teşekkür ediyoruz. Kendisini hemen uğurlamayacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş, değerli bakanımıza günün anısına şükranlarımızın bir ifadesi olarak hediye takdiminde bulunacaklardır. Buyursunlar sevgili başkanım. Efendim Türkiye'de İpek Bursa ile meşhur. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş, değerli bakanımıza İpek tabloya nakşedilmiş Bursa Mevlevi Hanesi'nin orijinal minyatürünü takdim ediyorlar. Biz de bu güzel tabloya gönülden bir alkış rica ediyoruz. Efendim Mevlevi Hane'ye geçeceğiz. Değerli konuklarımız lütfen siz rahatsız olmayın. Değerli protokolümüzü Mevlevi Hane'ye alacağız. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir anlayışından ayrılmadan Sayın Bakanımız bir Mevlevi geleneği olan çera uyandırma ritüeli olarak bir kandili yakacaklar. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Bursa Mevlevi Hanesi Postnişni Fahri Özçakıl'da bir çera uyandırma gülbengi okuyacaklar. Efendim çera uyandırmayı buradan seyredebiliriz hep birlikte. Lütfen ayrılmayalım yerimizden. Bizler ekrandan bu ritüeli seyredeceğiz. Vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler def ola. Çırağı ruşen, fahri dervişan, ziya-ı iman, kanuni merdan. Dem Hazreti Mevlana, sırrı Cenab-ı Şems-i Tebrizi, kerem-i İmam-ı Hazreti Ali ve şefaati Muhammed'in Nebiyyil Ümmi. Hu diyelim, hu. Efendim Bursa Mevlevi Hanesi ve Müzesi'nin ilk çerağını Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy değerli protokolümüzün eşliğinde uyandırıyor. Hazreti Mevlana'nın 750. yılında uyandırılan çerağın ilahi nihaye kıyamete kadar sönmeden aydınlık ve ışık olarak yolumuzu aydınlatmasını niyaz ediyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Külle vaktin ve hinin ve ebedel abidin ya erhamer rahimin. İlahi ya Rabbi, sana sonsuz şükürlerimizi arz ediyoruz. İrfan geleneğimizin, tarihimizin, medeniyetimizin köklü bir kurumunu tekrar ihya ettik. Sen tamamını erdiriver ya Rabbi. Bu güzel mekanımızın, bu maneviyat merkezinin, bu gönülleri ihya eden bu güzel makamın ve mevkiinin ihyasında emeği geçen herkesten razı olver ya Rabbi. Kim ki buraya katkıda bulunmuşsa onları sevdiğin kulların arasına ilhak eyle ya Rabbi. Allah'ım bizim aslımız medeniyetimizin ruhu olan Mevlevilik ruhunu tekrar memleketimizde ihya ile ya Rabbi. Bursa'mızın sokaklarında iyiliği şiar edinmiş,
muhabbeti kuşanmış, hizmet ve marifetullahla sana doğru yürüyen, bütün insanlığa ayrım yapmaksızın herkesi kucaklayan bir gönül nasip eyle insanımıza ya Rabbi. İnsanlığa Hazreti Mevlana'nın felsefesiyle dirilmeyi tekrar nasip eyle ya Rabbi. Unutulmuş bütün geleneklerimizi, bu güzelliklerimizi ihya ettirdiğin için sana hamdimizi arz ediyoruz, şükrümüzü arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Kıyamete kadar burada senin ismin yücelsin ve bu emaneti tekrar devam ettirebilecek nesiller yetiştirmeye de bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Burada bulunan herkesten de razı ol ver ya Rabbi. Sevdiklerin kullarından eyle, marifetin, muhabbetinle ve şehadetle bizleri serfiraz eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bursa Mevlevi Hanesi'nin yeniden açılışının adısına hazırlanan kitabı saygıdeğer bakanımız ve kıymetli protokolümüz birlikte asıyorlar efendim. Kurdele nerede Muhammed Bey? Hemen alalım şöyle uzatalım. Bu tarafı uzatalım. Ha? Aha, öyle. Kitabenin asılmasının ardından kıymetli bakanımız önderliğinde bu öküz, güzel iki nadide mekanın açılış kurdelasını keseceğiz. Basın şöyle. Bir alalım basını. Basın buraya. Başkanım buyurun. Açılış kurdelamızın kesilmesininle birlikte Mevlevi Hane içerisinde Sema Ayini Şerifi düzenlenecek. Sema mukabilesinin başında postnişin Fafi Özçakıl olacak efendim. Evet. Bursa'mıza, Türkiye'mize, Müslüman camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Her daim kalıcı olsun. Efendim Mevlevi Hane'nin ilk ışığı uyandırılmış, kitabımız asılmış, kurdelamızı kesmiş bulunmaktayız. Mevlevi Hane'ye edep ve ihsan hizmetine böylece başlamış oldu. Bu anlamlı törende bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimizi, kıymetli gönül dostlarımızı yürekten bir kez daha selamlıyoruz. Bir sonraki törenlerimize tekrar birlikte oluncaya dek sizlere sağlık ve huzur temenni ediyoruz.